Peugeot İstanbul Auto Show 2012'de yeni mimarisiyle göze çarpan standında tekrar atağa geçişinde kullanacağı en önemli kozlarını sergiledi. Ağırlıklı olarak yeni 301 ve yeni 208 modellerine yer veren Peugeot, Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen Onyx konseptiyle de süper otomobiller konusundaki deneyimini bir kez daha kanıtlıyor. Yeni Peugeot 301'in dünya premieri vesilesiyle Peugeot Uluslararası Genel Müdürü Maxime Picat ve Peugeot Uluslararası Ürün Direktörü Xavi Peugeot da fuarın açılış gününde standta yerlerini aldılar. Gerçekten olağanüstü bir fuar. Çok güzel standlar var ve hepsinin ortasında Peugeot'un standı da gerçekten göz kamaştırıyor. Şunu söyleyebilirim, Paris modelini daha yeni kapattık. Bu fuarın ondan eksik kalır hiçbir tarafı yok. 301 neden dünya premieri oldu? Türkiye pazarı gerçekten Peugeot için çok önemli bir pazar. Aynı zamanda sedan araçlarda Türkiye pazarında çok rağbet gören, Türkiye pazarı için önemli araçlar. O yüzden de bunun lansmanını burada yapmak bizim için çok doğal geldi. 301 her şeyden önce birçok ülkedeki müşterilerin beklentilerine verilmiş bir cevaptı. Gerçekten çok içi ferah bir araç. 2.65 santimetre uzunluğunda bir araç. Çok güzel bir tasarım var. Bu birçok ülkede müşterilerin istediği, beklediği bir cevaptı. Biz onu ürettik. Bir kere her şeyden önce 2013 gerek 208'in gerekse 301'in ilk kez bir tam yıl satış yapacakları yıl olacak. Gerçekten de ürün açısından bizim için taşıyıcı güçlerimiz bu iki araç olacak diyebilirim. Ama 2013'te de size başka sürprizlerimiz de var. Gerçekten bu salondan çok büyük beklentilerimiz var. Her şeyden önce Peugeot'un teknoloji alanındaki bilgi becerisini sergilemek. Aynı zamanda tabii tasarım açısından da önemli. Bu fuar bizim için çok büyük bir vitrin. Dolayısıyla burada çok güzel bir Peugeot standı yaptığımız kanaatindeyim. Umarım izleyiciler de bende aynı kanıda olurlar. 301'den bahsedelim. Niye dünya premieri oldu? Tabii bu aracın esas olarak uluslararası alanda satılmayı hedeflediği bir araç olmasını göstermek için. Aynı zamanda Türkiye'nin verilen önemi de bir göstergesi bu. Türkiye'nin de bu pazarlar içinde önemli bir rol oynadığını, Türkiye'de bu araç için büyük bir beklenti olduğunu ve umutlarımız olduğunu gösteriyor. Bir de tabii belki marka içinde değişik ülkeler arasında bir iç lobbying'in de etkisi olmuş olabilir ama aslında bütün bu sebeplerin bileşkesi diyebilirim. Tabii ki ÖTV zammı önemli bir etken Türkiye pazarında etkileyecektir. Ama bir başka önemli etken daha var, pazarda değişiklik yaratabilecek olan yenilik var Türkiye'de. O da model yılının Ocak ayına kaymış olması. Dolayısıyla belki de Aralık ayında eskiden yılan satışların bir kısmı Ocak ayına da kayabilir. Öyle bir ihtimal de var. O anlamda bir bilinmezlik var. Hesap etmek, öngörmek çok kolay değil ama biz bütün şıkları hazırlıklıyız, öyle değil. 2013 yılında yani tam bir yıl olarak satışa dediği hedefimiz 10 bin. Bu yıl 14.sü düzenlenen İstanbul Auto Show 2012 fuarında ziyaretçiler Peugeot standında yeni RCZ ile de tanıştılar.